İhsan Şen Ocak İslam düşmanlığıyla Maruf Gazetenin Sebbiye Memuru Ahmet Hakan'a Hakan Bey, kürsüde benim yerimde senin gibi üzerinde Mao'nun kafası olan bir tişörtle poz veren biri olsa ve mülkiyet hırsızlıktır dese ya da Kelamullah yerine Das Kapital'i referans alsa büyük devrimci olurdu. Ondan özgürlük savaşçısı diye bahsederdim belki de. Marx, Engels ve Lenin'den oluşan üç ayaklı küfür üçgeni bağlamında biraz proletaryadan bahsetseydi fevkalade aydın bir hoca olabilirdi. Gayrimeşru ilişkilerini gölgelemek için eğlence merkezlerinde tanıştığı dostlarıyla Umre'ye gidip, metaftan birkaç poz veren senin gibi bir sebbiye memuru için işte adam dünyasını da ahiretini de mamur etti, hayatını da yaşıyor, Kabe'ye de gidiyor deseydi.'' Kim bilir gelecek Ramazan yazılarında dinlenilmesi gerekenler listesine adını yazardın. Baş kapitalist. Benim yerime kürsüye çıkan adam kahrolsun müslümanlar diye birkaç slogan atsa Sonra da millet malını gasp etmekle maruf, müseccel İslam düşmanı baş kapitalistin gazetesinde magazin yazıları yazsa, nikahsız bir hayatı çağdaşlık kabul eden kadınlarla aynı masaya oturup onun bunun hayatından konuşsa, zinaya yasak aşk dese, belki gözünde büyük kahraman olurdu. Ne dersin? Bu da bizim Çeguvera'mız, onun gibi devrimci doğdu, devrimci yaşıyor diye nişan taşından nara atardın belki. Gönüllü beraberlik. Kürsü de vaz eden ben değil de, İslam deyince aklına irtica, Müslüman deyince mürteci gelen patronunun maaşlı seviyecisi olsaydı ya da senin gibi enses ilişkilerden bahsederken, tecavüzden, zorlamadan, tasalluttan, akla ermeyene yönelen cinsel saldırıdan falan söz etmiyoruz. Cinsel ilişkiden söz ediyoruz, gönüllü beraberlikten söz ediyoruz diyerek fuhşun en menfur şeklini, ne var bunda gönüllü beraberlik terkibiyle anlatan, kadın tacirlerinin bile kullanmaktan haya edeceği bir üslupla normaldir anlamına gelen cümlelerle meşrulaştırma ahlaksızlığına savrulan bir müftü çocuğu olsaydı kadın haklarına saygılı hoca diye yazardın belki de adını yazdım kadınlar çıktı bu sabah kardeşlerim ders sonrası içine beynini kustuğun dilden diyalektikten mahrum İlk mektep talebelerinin kompozisyonlarına rahmet okutan o sebbiyenden bahsedince bu adam kimdir ne der diye Google'a adını yazdım. Ne var ki Kur'an-ı Kerim'in o halleriyle kendilerine bakmayı yasakladığı kadınlar çıktı. Ahzab 30. Anlamak zeka meselesidir lakin senin için bir daha tekrar edeyim. Adını yazdım kadınlar çıktı. Acaba isimde mi bir yanlış var dedim. Tekrar yazdım. Yine aynı manzara. Her tarafın kadın doluydu hepsi de yoldaşlarının. Kur'an'ı kapat, kadına aç sözü mucibince amel eden türdendi. Elhasıl suretlerine sana dair hüküm verecek kadar bakamadım. Bari birkaç yazısını okuyayım dedim. Karşıma ya sebbiye çıktı ya da kim kimin karısıyla beraber olmuş. Neden falan gazeteci filan namus düşmanı adam değildi? Onunla fuhuş yapan filan ünlü kadına eleştiriliyor. Nevinden nikahsız kadınların faaliyetlerini ya da zinakarları müdafaa eden yazılarım vardı. İğrendim, tiksindim, daha fazla okumaya vicdanım müsaade etmedi. Müftünün oğlu. Kiminle, nerede, ne yaptığına gelince. Onlar üzerinde durmak senin gibi sebbiye memurlarının vazifesi olduğundan bu mevzuda seni sana havale ediyorum. Fakat bir yazıda iftiharla bahis mevzu yaptığın müftü oğlu olman şu noktada beni endişelendiriyor. Acaba bir Anadolu evladı bu adam ilahiyat okumuş, babam da müftü diyor, lisan hali nicedir diye seni Google'da aratır, malum fotoğraflarını görür. Onlar müftü oğluna caiz de bize niye haram der, sonra da uydum bu ünlüye diye ardından gider, hem kendi hayatını hem de kadınların hayatını kirletir.'' Ne buyurursun ahlak yobazı? Tesettürden bahsetmemden fevkalade muzdarip olduğuna göre neyi nasıl anlatmama dair bir teklifinde vardır herhalde. Magazin haberlerinden etkilenen onlar gibi yaşamak isterken ailesi dağılan insanlara ne söylememi isterdin mesela? Aziz cemaat kusuruma bakmayın bu hususta İslam'ın hükmünü söyleyemem. Hakan Bey üzerine alınıyor mu demeliydim ya da Hakan Bey'i okuyun, namus telakkinizi güncelleyin diye mi tavsiyede bulunayım? İslam kadınlarına başlarını örtmeyi ve namahremden sakınmayı emreden Nur suresinin 31. ayetinin artık devri bitti. Onunla amel edip şu malum ve müseccel namus yobazını üzmeyin. Sebiye memuru bu hususlarda fevkalade muzdarip oluyor mu demeliydim. Allah Azze ve Celle'nin Ahzab suresinde Ahzab 59. Peygamber-i Ekber'e sallallahu aleyhi ve sellem emir buyurduğu tesettürün İslam kadınlarına anlatılması hususu. Keyfini kaçırıyor. Kur'an'a ittiba eden kadınlar tuzağına düşmüyor. Onları kullanıp da atamıyorsun diye. Müslümanlara eşlerini kızlarını Allah'ın emrine göre örtünmeye davet etmekten vazgeçmeleri çağrısında mı bulunayım? Yaşasın Papa, kahrolsun Müslümanlar. Papa, rahibelere tesettür çağrısı yapınca yine fikir niyetine sebbiye kustun mu ya da kusar mısın? Kusmak istesen sahibin buna müsaade eder mi? Yoksa benim ihtisas alanım Müslümanlar. Patronun görev tanımlaması dışına çıkmak vazifeme ihanettir deyip yaşasın Papa için inanç özgürlüğü ve kahrolsun sadece İslam yalnız İslam diyen Müslümanlar deyu naralar mı atarsın? Kim hayasız? Benim için Çıkmış vaaz kürsüsüne, işleri güçleri kızlar ve kızların giydiği pantolonlar, üniversiteye giden kızlara ve o kızların babalarına hayasızca saldırıyor. Kafanı tasih etmek ehem olduğundan, mühim olan cümlelerini tasihi sana bırakıp şunu sorayım. Hangi babaya nasıl saldırdım?